Peygamber Efendimiz her zaman mazlumların yanında yer almış ve gençlik yıllarında yoksul ve zayıfları savunan bir teşkilata üye olmuştur. Peygamber Efendimizin gençliğinde katıldığı bu teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Zayıfları Koruma Cemiyeti, B. Adalet Cemiyeti, C. Mazlumlar Cemiyeti, D. Faziletliler Cemiyeti. Burs. Bir, akrabalarını gözetmesi. B. İhtiyaç sahiplerini doyurması. 3. Hayırdan başka bir şey düşünmemesi. 4. Kendisine yapılan iyiliklere vefa göstermesi. 5. Tüm canlılara karşı merhametli olması. Kaç tanesi Peygamber Efendimiz özellikler arasında sayılabilir? 5'te. 5'te. Ey amcacığım, vallahi bu dünyada yapayalnız da kalsam, hiçbir destekçim kalmasa da ben asla yolumdan dönmem. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine de davamdan vazgeçmem. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eziyet çeken Müslümanlardan biri değildir? A. Ammar bin Yasir, B. Halid bin Velid, C. Habbab bin Eret, D. Bilal-i Habeşi. Bursa. Peygamber Efendimizin hayatı çok güzel bir şey. Ayrıca ben geçen sene de katıldım. Çok güzel bir şey öğrenme şansı buluyoruz. Ayrıca yani katılmayanlar bir şey evet ödül falan kazanmayabilirler. Bu da yani doğru bir şey hak edenlere de veriliyor zaten. Ama Peygamber Efendimizin hayatını öğrenme şansı buluyorlar. Yani kısacası katılmayanların katılmasını tavsiye ederim. Ben kitabını okudum, kitabını dinledim. Hatta sesli bir şekilde çok iyi anladım. Bence öbür sene şansını deneyeceklerini de katılacaklarını da çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Peki siz neden bu sınava katıldınız? Yani hem Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için hem de şansını denemek istedim. Ya Peygamber Efendimizin sevgisi dile getirilemeyecek bir şey. Yani o kadar büyük bir şey ki hiçbir zaman hiç kimse dile getiremez. Gerçekten de çok büyük bir sevgi çünkü. Sınavım çok iyi geçti. Peygamber hayatımızla ilgili sınavım çok iyi geçti. Hem öğrenmiş olduğum bilgiler edindim. Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili. Hazreti Hatice ile evlenmişti. Onunla ilgili bir sürü bilgiler edindim. Sınava çalışırken kim yardımcı oldu? Nasıl okudunuz? Kitabı bitirebildiniz mi? Ben kitabı bitirebildim. Tam 2019 yılında aldım. Ondan sonra 2019'dan tam 2020 yılına kadar, Şubat ayına kadar okudum. Böyle bilgi edinmek için ve Peygamber Efendimiz hayatını böyle sevdiğim için, öğrenmek için katıldım. Bence engelliydi yani, insan da okuyabilir yani, kabartma da okuyabilir. Cihazlı diye bir tane alet var, kaplara göre verilen. Biz ondan da dinleyebiliyoruz, böyle indirilen. Bize gören kitapla da verilebiliyor. Gören birazcık okuyabiliyorum, büyük gözüm birazcık görüyor, küçük gözüm hiç görmüyor. Ondan dolayı birazcık okuyabiliyorum. Geçtiğimiz günlerde ben trafik kazası geçirdim. Araba çarptı. Ayağım bir aydır alçıda. Ben Peygamber Efendimiz'i sevdiğim için bu yarışmaya katıldım. Önceden de katılmıştım okullar arasında. Katılan bütün arkadaşlarıma bol şanslar diyorum. İnşallah kazanırlar. Çok iyi geçti çoğu. Bir tane boş bıraktım. Bir yanlışım olacağını düşünmüyorum çok. Katılmayanlar için neler söylesin? Tavsiye eder misin? Tavsiye, ben diyorum hemen çabuk başvurularını yapsın. Öneririm gelmesini. Çünkü çok güzel bir sınav. Hem Peygamberimizin hayatını öğreniyoruz hem ödüllerimiz de var.